Çayımızı içerken, AK Parti, Değinegöl kurucu ilçe başkanlığı yapan, 2002 ve 2007'de iki dönem AK Parti Bursa milletvekili seçilen Sedat Kızılcıklı'ya, siyasetin yakın geleceğini nasıl gördüğünü sorduk. O da, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılında çok önemli üç yönetim şekli kararı verildi. Diye başlayıp şunu anımsattı. İlki Cumhuriyete geçişti. İkincisi çok partili hayata geçiş oldu. En son da başkanlık sistemine geçiş kararı çok önemli farklı bir bakış getirdi. Başkanlık sistemine geçişin sırf Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle olduğunu düşünmüyorum. Bu kararın arkasında kesinlikle devlet aklının olduğunu düşünüyorum. Ardından yeni döneme pencere açtı. Sayın Mehmet Şimşek'in rasyonalizme dönüş mesajının aslında bütün hükümeti ve Türkiye'yi kapsadığını düşünüyorum. Ağır gitse de ekonomide rasyonalizm başladı. Bundan dönüş olmaz. Bir vurgu da dış politikada rasyonalizm. İçin yaptı. Türkiye'nin Batı bloğuna geri dönmesi dış politikada rasyonalizmin işareti. İsrail ve Mısır hamleleri ardından NATO zirvesi ve Avrupa Birliği açıklamaları Türkiye'nin Batı bloğuna döndüğünü gösteriyor. Şuna dikkat çekti. Devlet kadrolarında da bu dönem ehliyet ve liyakata daha önem verilip kişilerin göreve böyle geleceğini, bürokraside rasyonalizm beklediğimi özellikle ifade etmek isterim. Bir beklentisi de şu: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı en önemli işin başkanlık sistemini revize eden denge ve denetim mekanizmalarını yerli yerine koyan biraz Fransa tipine uygun yönetim biçimiyle anayasa değişikliğinin başarılması olacağını düşünüyorum. Şunun altını çizdi. Sayın Erdoğan'ın son dönemi, seçim kaybetmeden siyaseti bırakacak. İşte o zaman büyük boşluk doğacak. Bunu iktidarın da muhalefetin de hissettiğini gözlüyorum. Şuna işaret etti. Siyaset Sayın Tayyip Erdoğan sonrasında hazırlanıyor. Kızılcıklı yorumladı, merkez sağa dönüyor mu? İktidar partisinde yerel seçimler sonrası hareketlenme. Bekleyen, muhalefet partilerinin mutlaka yenileneceğini düşünen, siyasete yeni partiler ve aktörler girmesini kaçınılmaz gören Sedat Kızılcıklı'nın Erdoğan sonrası için gördüğü şu. Siyasetin boşluğu merkez sağ. Beklentisi şu. Akılcı ve güven veren politikalar geliştirenlerin Türkiye'nin yeni dönemi ve yeni yüzyılın başlangıcında görev alacaklarını, seçmenin de destek vereceğini tahmin ediyorum. Emeklinin umudu Bahçeli, ikna ederse bir tek devlet bey ikna eder. Zam üstüne zam geliyor. Vergiler ikiye katlanıyor, ek vergiler. Konuyor. Gerçi, hükümet çalışanlar için adım atıp asgari ücreti. Ve memur maaşını yükseltti, ama emekliye cimri davrandı. Özellikle SGK emeklisi için yaşam alanı bırakmadı. Nitekim, emeklilerin, asgari ücretin yarısı kadar emekli maaşı olur mu? Tepkisini aktardık. Şimdi bir umutları var, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Salı günü. Partisinin TBMM grup toplantısı. NDA, MHP'nin açık ve samimi teklifi olarak Bahçeli şu açıklamayı yapmıştı. İlk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8.077 liralık seyyenen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir. Emekliler de, bu sözleri nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna ederse bir tek devlet bey ikna eder. Diyorlar ve umutla bekliyorlar. Gemlik'te depremin konuşulduğu gün deprem oldu. Aslında, Gemlik Belediyesi, önemli bir misyonla salı günü Marmara depremine Gemlik'ten bakış çalıştayı düzenledi. Ne var ki, Türkiye, deprem uzmanı Profesör Dr. Naci Görür'ün de katıldığı çalıştayın akşamında, saat 22.35'te Gemlik merkezli 2.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yanı sıra, 11 Temmuz salı saat 13.58'de de Orhaneli, NDE 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi dağ bölgesi, ender depremlerden birini yaşadı. Bozbey'in Ankara çıkarması, Kılıçdaroğlu'na gitti, Bursa'yı anlattı. Adaylığını. Yerel seçime bir yıl kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Açıkladı, 2019 yerel seçiminin ardından 2023 seçimi içinde CHP Bursa Büyükşehir adayı görülen Mustafa Bozbey sürpriz bir programla Ankara'ya gitti. Önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Nu ziyaret eden Bozbey, baş başa görüşmelerinde Bursa ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verirken, gözlem ve görüşlerini aktararak Bursa raporu verdi. Kılıçdaroğlu da teşekkür edip Bursa'ya selam gönderdi. Bu arada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkan Vekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın da görüşen Bozbey, ayrıca CHP Bursa Milletvekilleri Profesör Doktor Kayahan Pala ile Hasan Öztürk'ü ziyaret etti. En çok da, İyi Parti Bursa. Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaşı ziyaretinde konuşulanlar merak edildi. Mustafa Kemal Paşa'ya destek için meclise gitti. 5 yıl en çalışkan milletvekillerindendi. Uluslararası toplantılarda Türkiye'yi temsil etti. AK Parti Genel Merkezi adına illerde koordinatörlük yaptı. Bursa'nın her sorunuyla ilgilendi. Doktor Mustafa Eskin Artık milletvekili değil ama Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar VAK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu'ya el milletvekili arkadaşı Refik Özen'e gidip Mustafa Kemal Paşa için isteklere destek oldu.